Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilsiniz, abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Size yine iğne oyasını tığa çevirdim. Bakın modelimiz bu. Benimki de arkadaşlar birebir aynısını yaptım sizler için. Şöyle bakın. Birebir aynısı, aynı zariflikte, aynı güzellikte oldu. Ara suyu da bu şekilde fil dişinden oluşuyor. Şimdi tüm püf noktaları nasıl o iğne oyası modelini iğne gibi tığ halinde zarif oldu. Püf noktalarıyla nasıl yaptığını size anlatacağım. Evet modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar şöyle ilk önce ara yaparak başlayacağız. 4 tane hazırladım sizler için. Her zamanki gibi ilk önce tığ battılarımızı hazırlıyoruz ve tığ battımızın içine sık iğne ile sabitleyip 3 tane zincirimi çekiyorum ve boş olan tığ battımın içine bu 3 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çevirdim. Şöyle ters tarafına yapmış olduğum bu 3 zincirli yuvanın içine kapatıyorum 4 zincirimi ve üzerine 8 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum. Hemen çevirdim. Boş olan tığ battımın içine sıkı iğne ile sabitliyorum. Şöyle 1-2-3 zincirimi çekiyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Ben 5 tane koydum. Örnek amaçlı biliyorsunuz. Hemen yandaki tığ battı ya da bu şekilde 3 zincirimi kapattım. 3 zincir kapatıyorum. Bu şekilde bakın. Ara suyuyla yaprağımın arasına 5 tane tığ battı yapıyorum. 3. tığ battıyı kapattım. Tekrar 3 zincir ve Tebatimin içine kapattım. 3 zincirimi çekiyorum ve bakın 5'e tamamladım. 5'e tamamladıktan sonra şimdi yaprağımız ve çiçeğimiz için yuva hazırlayalım. Hemen 7 tane zincir çekiyorum. Hemen bu bir tane bırakıp ikinci yuvaya sık iğne ile sabitliyorum yine bir zincirimi çektim ve düz yüzüne döndüm Bakın, bu şekilde bir tane zincir çektim buradan beş tane ilmek toplayacağım bir zincir çekip ip, ilmeğimi uzattım bir zincirimi çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum 3 4 ve 5 bu şekilde 5 tane ilmeği topladım ve buraya bakın birer birer alıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 Evet 5 tane bu şekilde ilmeğimiz hazır. 5 zincir çekiyorum. Şöyle ilk telimin arasına girip teller gözüküyor bakın arkadaşlar. Aralık hemen rahat bir şekilde batılabilir. Şöyle dibinde yine bir zincirimi çekiyorum. Bakın. Telin arasından girip şöyle dibinde bir zincir çektim, ilmek çıkardım. Telin arasından giriyorum, dibinde bir zincir çekiyorum, ilmek çıkarıyorum. 3. Şöyle. Bakın. 4 tane olunca hemen 1. Yani 5 4 diye azalıyor arkadaşlar. 2 ve 3 ve 4. Evet. İlmeklerimizin hepsini bu şekilde çektik. Yine 5 zincirimi çekip hemen buraya bakın kirpimi kapattım. Dibine bir zincir. Hem bu bu telin boyutunu da belirliyor bir zincir hem de düğümün oturmasını sağlıyor hemen sıradaki telin arasına girdim bir tane ilmek çıkardım sıradaki telin arasına girdim bir ilmek çıkardım Evet ilmek adedimiz 3 oldu yine bunları birer birer bakın bir bir ve bir tekrar 5 zincir 5 zincirimi kapattım. ilk telimin arasına dibinde yine bir zincirimi çektim bakın son tel tek telimiz kaldı şöyle kenarda da 3 tane oldu yine bunları bir bir olarak çıkarıyorum şimdi 5 tane zincir 5 tane zincirimi bu tek kalan telimin arasına bakın bir bir almamın sebebi ortadaki telimi bu şekilde yuva olarak kullanmak. Bu şekilde daha güzel kirpik alıyor arkadaşlar. İkisini birden çekmektense siz de tek tek çekin. Bu tepe kısmındaki kirpiklerin yuvası çok güzel duruyor bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir. Kapatıyorum bu şekilde bakın. Şöyle 3 tane kirpiğimiz oldu tepe yuvamıza. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Böyle aşağıya iniyorum. Buraya sık iğne ile bir zincirimi kapattım. 5 zincir. 5 zincirimi yine bu telimin arasına. Sık iğne ile indiğim telin arasına kapatıyorum. Dibine bir zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya iniş yapıyorum sık iğne ile. 5 zincir. Hemen şöyle yan yan gösteriyorum. Kapattım kirpiğimi, bir zincirimi de çektim. Evet. Çok güzel bir yaprağımız olmuş oldu. 5 zincirimi çektim hemen son yufamada Kapattım. karşılıklı sağlı sollu üçer üçerdi arkadaşlar. Bu şekilde sık iğne ile de ana yuvaya indim yaprağımızı tamamladık yaprağımızın bir iki tane zincir çekerek şöyle başlayalım bir defa tığımı doladım hemen bakın, ana yuvaya 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım iki tane zincirimi çektim bir defa tığımı doladım trabzanın arasına giriyorum iki iki olarak aldım 8 tane zincir çekiyorum. ve trabzanımın arasına girdim. Buraya 8 zincirimi kapattım. Dibine arkadaşlar bakın bayağı bir mesafe var. O yüzden şöyle 2 zincir veya 3 zincir tuhaf duracağı için bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Bakın bu dalımızın püf noktası da bu. Hemen bakın 3 tane trabzan çok büyük oluyor. Yukarıda kalıyor. Ben de taktik olarak püf nokta olarak bu şekilde buldum arkadaşlar. Evet, ikişer zincir çekerek şöyle trabzanlarımızı da hazırladık ve en sonda yuvaya şöyle iniş yaptım. Bakın dalımızın duruşu bu şekilde. Ve dönüş yaptığımız tığ battığımızın içine de sık iğne ile giriyorum. Arkadaşlar şöyle bir tane değil iki tane yapacağız buraya daha yukarı meyilli olsun diye bir zincirle indik. bir tane de ben yaptım iki olmuş oldu veya bir de sayabilirsiniz trabzana ait zincir olduğu için sık iğne olduğu için ilki hemen bitirince bir sık iğne yanına da tığ battı ya da bir sık iğne kafanız karışmasın ki sık iğne toplam şöyle zincirimi çekip tığ battımı yaptım buraya da 5 tane tığ battı bakın dalımızla yapıp indik buraya da 5 tane tığ battı yapıp sonra ara suyumuz olan fil dişini yapmaya geçeceğiz bu üçüncü dördüncü 1 2 3 zincir bu şekilde var, e, şey daldan sonra 5 tane bırakıyorum bu 6. E, tığ battımı da ara suyum için yapıyorum 4 zincirimi çektim hemen döndüm buraya kapattım 8 tane sıkı sıkı zincir çevirdim olan yandaki tığ vattıya sık iğne ile buraya sabitliyorum. Şöyle fil hazır. 3 zincir hemen yandaki tığ vattıya gir. Sabitle 4 zincir geri dön ters tarafına dön 3 zincirin arasına kapat 8 tane zincir Bakın arkadaşlar. Hemen yanındaki boş olan tığ battıma sık iğne ile sabitliyorum. Ve bakın. iki tane de burada. Başta bir tane göstermiştim. iki tane de burada fil dişimi gösterdim arkadaşlar. Evet. Şimdi çiçeğimizin yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar. Şöyle yeşil yuvamızın içine beyaz ipimizi sık iğne ile sabitledik bu yuvamızı 8 zincirden yapmıştık biliyorsunuz ve dibine bir zincir çekip şöyle ilmeğimi uzattım aparat olarak da bu şekilde kulak çöpünü kullanıyorum aynı şekilde şöyle yine dibinde bir ve iki tane zincir çekiyorum yine taktım aparatını bu şekilde buraya ilmek toplayacağız şöyle yaklaştıralım aynı şekilde ilmekleri almaya devam ediyoruz iki zincirimi çektim üçüncü bir iki zincir dördüncü şöyle bir iki zincir Bu ilmeklerimizin adedi 11 olacak arkadaşlar. Adedi 11 tane oldu. Böyle sıkıştıra sıkıştıra yaptım arkadaşlar. Çünkü sadece sona doğru büyümemesi için bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Çünkü sona doğru gayri ihtiyarı büyüyor. Ve 8 zinciri yeşil yuvanın içine girdim. Şöyle 2 zincirimi çekip ipimi kopardım. Şimdi bu iplerimi bir yakayım arkadaşlar. Evet şu şekilde bakın. Hemen sağlayıp kolay bir şekilde de çıkarıyorum. Ortadan şu yaptığımız beyaz kısmına sık iğneli iki zincir çekilen kısma bastırıp hemen böyle açılıyor. Evet şimdi mavi kısmına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi bu mavi kısmın yapılışına. Şöyle ilk ilmeğimden giriyorum. Sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle sıkı sıkı 3 zincirimi çektim. İlmeğimin arasına girip sık iğne ile buraya sabitledim. 3 zincirimi çekiyorum. Hemen ilmeğimin arasına girdim. Buraya sık iğne ile sabitledim. 3 zincir. Bakın buraya ilmeğin arasına girip sabitledim. 3 zincir sabitliyorum. Bu şekilde tüm ilmekleri üçer zincirle böyle sıkı sıkı yuvalar yaparak dolduruyoruz. 1 2 3 zincir. Hemen kapatıyorum ilmeğimin arasına 3 zincir 3 zincir tekrar 3 zincir kapatıyorum giriyorum ilmeğimin arasına 1 2 3 zincir. 11 tane kirpiye 10 tane bu şekilde üçer zincirli yuvalarımız oluyor arkadaşlar. Şöyle sonuncuyu da kapatalım. Şöyle bu şekilde bakın boncuk gibi tüm beyazların üzerine gittik ve buraya ilk olduğu için 9 tane zincir çekiyorum. 7 8 9. Ters çevirdim ve bir tane atlayıp ikincinin içine bu şekilde sık iğne ile sabitledim Bakın. İlk yuvamız bu şekilde oluşturduk geri dönüşüm olduğu için burayı 9 çektim şimdi 8 zincir çekiyorum 7 ve 8 zincir bir tane bırakıp şöyle ikincinin içine sabitliyorum 8 zincirimi bu şekilde buraya 5 tane yuva oluşturacağız. Yine 8 zincir. Sadece başı 9, diğer tüm yuvalar 8 zincir arkadaşlar. Sık iğne ile sabitledim. 6, 7 ve 8. Bir tane bırakıp ikinci yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 sonuncu bakın yuvamıza geldik bir tane bırakıp oraya sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve kapattım şimdi arkadaşlar bakın burayı bir zincir çekip dönmüyorum buranın meyilli olması için bu beyazın da içine giriyorum hani diyorum ya bazı püf noktaları can kurtarır güzel duruşunu sağlar bu beyazın içine de sık iğne ile sabitleyip sonra arkadaşlar bu 8 zincirli yuvanın içine bu bir zincirimi sık iğne ile sabitliyorum şöyle döndüğü için göstereyim arkadaşlar bakın çok güzel meyilli duruyor bu şekilde şimdi buraya da 8 tane bu şekilde sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 zincire 8 tane sık iğneyi bu şekilde aldırıyoruz arkadaşlar şöyle oyun dolu bir yuva oluyor ve diğer yuvaya da aynı şekilde sık iğne ile geçiş yapıyorum buradaki yuvaları da aynı şekilde ilk doldurduğum yuva gibi dolduralım sonuncu yuvayı beraber yapalım orada da bir püf noktası var arkadaşlar onu da size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bakın diğer yuvaları da doldurdum. Şöyle bu şekilde dört tane oldu. Şöyle beşinciye de sık iğne ile geçiyorum. Hemen ilmek alıp tığımdakinden geçiyorum. İki. Şöyle üç. Yine aynı şekilde sekiz tane dolduracağız. Dört. Beş. Altı şöyle hafif tırnağımla alıyorum ve 7 bakın arkadaşlar 8 bu beyaza beyazın içine giriyorum şöyle meyilli olmasını sağlıyorum tıpkı bu başta yaptığım gibi şimdi iplerimi şöyle yakıp hemen geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimin bitmiş hali bu şekilde çok hoş, çok güzel. Birebir aynısı oldu yine. Çok da zarif oldu. Yaprakları da ıı e, iğne oyasındakine benzetmeyi çalıştım tunus işi yaprak yaparak bu şekilde. Şöyle çok hoş, çok zarif oldu arkadaşlar. Şöyle inşallah güzel bir net ekran çekimi oluyordur. Evet, bir de bu şekil tutayım gerçekten çok hoş oldu arkadaşlar. Size nasıl resim vereceğimi şaşırdım ama e, siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle hoşça kal.